Gökhan'a soracağım ya. Yılların hikayesidir Gökhan. Hiçbir yerde de ne konuşuldu, ne bu konuya girildi. Yani bu konuda hep böyle bizim milletin arasında acaba mı, oldu mu, olmadı mı diye. Köpek var. Gerçekten öyle bir konudur. Girmek istemiyorsan yine girme Nereye ama. geldiği belli oldu, evet. Evet, ben yine de sormuş olayım. Kaç sene önceydi bir haber çıktı. Gökhan Özen jet ski ile... Tamam ne girelim girmem konuya. Fan kulübe bak hemen. Aa o konulara girmiyor. Neye girelim? Başka güzel şeylerden konuşalım diye. Onlar, evet. Bizim bildiğimi söyleyeyim. Jet ski ile kayboldum. Bayağı birkaç gün mü kayboldum? Ne kadar? Bir gün boyunca mı? Yok yok. Köpek balıkları gezdi etrafında falan diye bir şeyler yok yok. Vardı. Bütün İlk defa duyuyoruz Gökhan Özen'den. Ya şimdi O tabii günden beri ilk şöyle bir durum defa. var. Bu jet ski olayı biliyorsunuz yani hepimizin bildiği gibi 10 senedir resmen fenomen olmuş durumda. Evet. Ne azalıyor, ne unutuluyor, ne unutulacağı benziyor. Devam edip gidiyor. Ciddi bir fenomen oldu ve hani sonuçta ciddi de bir olay. Bir 14-15 saat denizin üstünde bir ölüm kalım savaşı vermişlik bir durum var yani. Ama ben insanları da Niye çok iyi güldüysem pardon, anlıyorum. evet. İnsanları çok iyi anlıyorum çünkü olayın içinde ve sanki böyle anlatıldığı zaman özünde aslında ciddi de bir geyik potansiyeli var. Var, kabul et var. İşin gerçeğin Yani de bir var gün yani boyunca bu jet belli. ski ile kayboldum, köpek balıkları etrafımda gezdi de bir geyik potansiyeli var. Yani bunu ilk defa söylüyorum. Evet, vallahi. Burada ilk Evet. defa söylüyorum. Bazen hayatta bazen hayatta bir şeyleri anlatırsın ya da işte bir şeyleri konuştukça bir faydası olmaz. Evet. Yani bir yere varamazsın. Çok da kendini derdini belki anlatamazsın. Bundan dolayı ben insanlar gerçekleri, orada olan biten gerçekleri kendi gözleriyle görsünler diye jet ski olayını sinemaya taşımaya karar verdim abi. Ne diyorsun ya? Evet. Jet ski olayını sinemaya taşımaya Evet, karar. kesinlikle. Eğlenceli biçimde mi yoksa gerçekten başına geldi biçimde? Bu çok doğru bir soruydu bence. Yani ilk merak edilecek olay bu. Aslında şimdi tabii bu stresli bir olay. Evet. Ama insanları bunu daha çok dramatize ederek 2 saat boyunca o dramanın içine sokmak istemedim. Evet. Daha mizahi bir Oyuncular belli mi abi? anlatım. Daha yok kas daha belli değil ama şöyle söyleyeyim biz iki Köpek balığı lazımmış. biz kaybolduğumuzda 2 kişiydik. Ya Kaç? İki kişi. Tom Meister'im ve ben aynı jet ski'de kaybolduk. Ve o yüzden bana birebir yani iki başrollü bir iş olduğu için bir partner de aranıyor. Yani arayışlarımız devam ediyor bilmiyorum. Yani beyazcım bir Şükrü. bak. Vallahi yanında bu işe meyilli bir arkadaş var yani Ben Şükrü de. meraktan. Tom Meister'ınla beraber mi kayboldun o gün? Evet. Ne kadar yani peki gittin bu müzik de çalıyor arkadan tabii ya. Ahmet kaybolduk falan diye. Peki sonra köpek balıkları gezdi mi Bütün etrafı? detayları anlatacağım abi filmde. Hadi Gerçekten. o da İnan anlatacağım. bana. Yani yazın çekimlere giriyoruz kısmetse. Bu yaklaşık bir 6-7 aylık bir proje. Yani artık yapayım da ben de rahatlayayım, herkes de rahatlasın dediğim bir iş Evet, yani. vallahi süper Hani haber. amacı da bu. Ama eğlen ya. Bu eğlenceli bir iş yani. Hani bence güzel. Ya Güzel. eğleneceğim tabii biraz ama yani işin gerçeğini de özünü de anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten stresli bir hadise Kaç yani saat kayboldun sen? başından Kaç sonra. saat kayıp? Yaklaşık 14 saat. 14 Evet. saat denizde. Evet. Gece mece dahil Gece yani. zaten. Yani gece olduğu için helikopter kalkamıyor falan. Hani dediğim gibi benim açımdan ne kadar stresliyse aslında hani ailem açısından belki kat kat daha fazla stresli bir olay. Yani sen düşün hani hepimizin annesi var, hepimizin ailesi var. Onların yerine koyduğun zaman kendini evladın yani. Ha, Tabii çok da canım zor bir benimsin ya olay. tabii Ama yani. dediğim gibi o stresi yaşatmayacağız. Biz 2 saat boyunca biraz daha o hani olayın biraz daha mizahi boyutundan Yüksel abi ne biraz diyorsun? bakacağız yani olaya. Olay olur. Ha? Olay olur. Açık Enteresan. Deniz diye bir film vardı biliyorsunuz. Tekneden atlıyorlar. Merdiven yok. Bir daha da yukarıya çıkamıyorlar. Ya. Bir gerilim yani. O Evet. kadar basit bir konu. Dünya çapında müthiş bir gerilim filmi Epey'nin olmuş. hayatı Evet. yani o da hani öyle tam öyle yok Yani o eğer öyle o değil evet. gerilimi hakikaten verebilirsen Tom Hanks'in oynadığı bir filmdi. olur Beni olur olur. izlerken de bayağı hani aslında irite de eden bir filmdir o. Yani çünkü o hani paralel anılar da var sonuçta falan ama çok güzel çekilmiş. Güzel güzel. Bence eğleneceğim bir iş yaparsan çok keyifli bir şey Güzel çıkabilir olacak yani evet. Yani ben altından. şu an senaryo okudukça eğleniyorum. İnanıyorum ki insanlar da izlerken çok eğlenecekler diye düşünüyorum yani. Peki.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,